mali olduğu için o kuyu doluyor. Söyle ki önünü kapatmışlar oğlum. Sizden lütfen onu söyleyin ona. Söyle ki bu kirlendi, içine girmiş, boru kapanmış ondan. Yoksa burada kuyuda bir damla su kalmıyor. Hacı teyze ne sorunuz var, bize anlatır mısın? Sorunumuz oğlum, hala ne sorunumuz ama ne desen var. Burada çok şikayetçiyiz bütün herkesten. Bugün kaç gündür kazmışlar, daha yapacaklar. Onun dışında bilmiyorum, ben başka bir şey bilmiyorum yavrum. Şimdi ben geçtim, bizim bu kanal bizim. Kırmışlar, hala daha yapacaklar bu bir hafta. Daha bekliyoruz. Şimdi gelmiş diyor su kullanmıyor. Su biz akşama kadar iki gün nasıl kullanmayalım? Nasıl olacak oğlum, evliktir? Gelin temizleyin. Hayır anne kuram, bu şeyin kuyusudur. La bu bana affedersin. Hı. Ama önü kapalı olduktan nasıl gider o? Tabii ki dolar. Şimdi yapılması gereken bir hizmet varsa yapılır. Bizce mazuru yok. Ama insanları kale alarak yapacaklar. İnsanlara saygı duyarak yapacaklar. İnsanları tozu dumanın içinde bırakarak değil. Mahalleyi abluk altına alıp hiçbir sokağa giriş imkanı olmayan şekliyle çalışmak mümkün değil. Yani böyle bir çalışmanın ne adı var, ne şekli var, ne böyle bir çalışmanın insanlara faydası var. Ya 10 gündür mahallede abluk altındayız. Bütün sokaklarımız kilitli. Arabamla hiçbir şekilde kapımın önüne gidemiyorum. Kazılan yerler kapanmıyor. Bir sokak kapatılıp diğeri yapılırsa, düzeltilirse en azından insanların o tozun içinde, o pisliğin içinde, o artıkların şu gördüğünüz hale bakın işte. Burası 20 gün önce, bir ay önce yapıldı. Yani bir ay önce vatandaşı bu kadar, bir ay boyunca vatandaşı bu şekliyle bu sıkıntıya sokmaya kimsenin hakkı yok. Bu parkeleri TEDAŞ şöyle bırakıp gitti. Esnaf, tüm esnaf kendi çabalarıyla parkeleri dizdi. Karşı taraf zaten dükkan olmadığı için öyle kaldı. Biz onlardan rica ettik ki, dedik ki bir düzeltin mucuru, biz yine şey yaparız, size yardımcı oluruz. Yapmadılar. Hiç kimseyi takmıyorlar. Bizi polislerle de tehdit ediyordular. Polis çağıracağız diye. TEDAŞ bizi öyle tehdit ediyordu. Konuşursanız şimdi polisleri başınıza çağıracağız. Binlerce polis yıkacağız buraya. Bu yaptığımız yerdeki şu an parskeleri esnaf kendi imkanlarıyla yaptı. Sıkıntımız 15 gündür kazmışlar burayı. Görüyorsunuz dükkanın önünde logar var, kanalizasyon şebekesi. Üstünü açık bırakmışlar. Öylece çekip gittiler. Perişanız yani, iş yapamıyoruz. Esnaf perişan. Müşteri gelmiyor. Yolu kapatmışlar, öbür taraftan kapatmışlar, diğer taraftan kapatmışlar. İki taraftan da yol kapalı. İnsanlar çalışamıyor. Dükkanların önüne bakın. Taşları yığmışlar, kanalları açmışlar, öylece üstünü açık bırakmışlar. Yani esnaf perişan. Ben esnafım, canlı tavukçuyum. Dükkanımı açamadım. 15 gündür buraya kazılmış. Tavuk koyamıyorum dükkanıma. O kadar görüyorsunuz halimizi. Gidip söylüyoruz, bugün kapatacağız diyorlar, kapatmıyorlar. Bütün esnaf mağdur, perişan. Görüyorsun esnafların halini.